Ben 27 Şubat 2014'te devletin bütün sırlarının Rıza Zarrab'a teslim edildiğini bir televizyon konuşmasında söyledim. 22 Mart 2014'te yine bir televizyon kanalında devletin bütün sırlarını bir başka kişiye pazarlayan hükümet olarak da yine dillendirdim. Ama o zaman savcılar kulaklarını tıkıyorlardı. Çünkü Rıza Zarrab çok sevimli bir adamdı. Hayırsever bir ilk adamıydı. Hala rüşvet dağıtıyordu. Hala satın alıyordu bilgileri. Şimdi uyandılar. 18 Nisan 2013 tarihinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne bir bilgi notu bırakılır. Bilgi notunun konusu Rıza Zarrab'tır. İran'a yönelik ekonomik ambargoya rağmen İranlı şahısların para transferini gerçekleştirmesi bağlamında Rez Harraf'ın yakın gelecekte ABD tarafından yasaklı kişiler listesine dahil edilebileceği, şahsın Türkiye'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde sorun yaşanabileceği, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Muammer Güler ile mevcut ilişkisinin ortaya çıkması halinde söz konusu hususların hükümet aleyhine kullanılabileceği değerlendirilmektedir diyor. Kim söylüyor? Milli İstihbarat Teşkilatı söylüyor. Ne zaman söylüyor? 18 Nisan 2013'te söylüyor. Ne zaman bu tarih? 17-25 Aralık'tan 9 ay önce söylüyor. Şimdi ben Recep Tayyip Erdoğan'a 80 milyonun huzurunda söylüyorum. Bu sahtekarın yaptığı dolandırıcılık, bakanlarına verdiği rüşvet senin önüne, devletin en hassas kurumu tarafından önüne konuldu. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen bu dosyayı kapattın. Sen sahtekarlığı görmezden geldin. Bu bilgilerin tamamını senin bakanların, yani senin hükümetin verdi. Senin hükümetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet etti. Şimdi Erdoğan diyebilir ki, efendim Rıza Zarrab beni kandırdı. Tıpkı FETÖ beni kandırdı gibi, tıpkı PKK beni kandırdı gibi. Vallahi de billahi de söylüyorum sevgili Erdoğan, Rıza Zarrab seni hiç ama hiç kandırmadı. Beni kandırdı diyorsan yalan söylüyorsun. Çünkü 17-25 Aralık'tan 9 ay önce bu devletin en saygın kurumu senin önüne getirip 3 sayfalık bilgi notu koydu. 3 sayfalık. Bütün sahtekarlıklar orada yazılıydı. Sen o dosyayı da kapattın. Efendim? Bu devlet sırlarını satmak yeni değil. Yeni değil. FETÖ terör örgütüne kozmik odayı açan bunlar değil miydi? Devletin haremi ismetini bir terör örgütüne açan bunlar değil miydi? Bunların yatacak yeri yoktur. Eğer vatana ihanet eden birilerini arıyorsanız, o birilerinin başında sarayda oturan vardır. Hesabını vereceksin kardeşim. Hesabını ne zaman soracağız? 2019'da sandıkta soracağız. 2019'da kadınların gücüyle soracağız. Kadınların gücüyle.